اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaka Rasulullah ve netakah Habibullah فيما قال, aw kama Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Müminler boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız da size esen kalın bizim cahillerle işimiz yok derler. Okuduğum hadisi şerifte ise Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Faydasız işleri terk etmesi bir kişinin iyi müslüman olmasındandır. Aziz müminler Güzel dinimiz İslam hayatımızın her safhasında faydalı, hayırlı ve anlamlı işlerle meşgul olmamızı emreder. Sözün en doğrusunu söylememizi ve en güzeline uymamızı tavsiye eder. Dünya ve ahiret hayatımıza faydası dokunmayan vakit ve emek israfına yol açan beyhude işlerden uzak durmamızı öğütler. Kıymetli Müslümanlar, sahip olduğumuz değerler ve Rabbimizin bize bahşettiği nimetler gereksiz ve amaçsız yere harcanamayacak kadar değerlidir. Bu bilinci taşıyan her Müslüman, kendisine ve çevresine fayda vermeyen boş işlerden uzak durur. Asılsız sözlere, fuzuli düşüncelere itibar etmez. Aklını ve yüreğini iyilik yolunda, Allah'ın rızasına uygun işlerde kullanır. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'e göre kurtuluşa eren müminlerin en belirgin vasıflarından biri de kendilerini ilgilendirmeyen mala yani işlerden uzak durmalarıdır. Öyleyse sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve ahlakımızla kamil bir mümin olmaya gayret edelim. Unutmayalım ki faydasız işlere olan uzaklığımız ölçüsünde Müslümanlığımız güzelleşecek, kulluğumuz Allah katında kıymet kazanacaktır. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan başkalarının kusurunu göremeyenlere nemot.